Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava tahmin raporunda 5 gün boyunca yağış yurdu etkilemeye devam edecek. Dün itibariyle soğuk hava dalgası Balkanlardan ve kuzeyden giriş yapmıştı yurda. Yurdun da kuzeyini etkileyecek. Yani Marmara bölgesinden başlayacak, Orta ve Doğu Karadeniz'e kadar uzanacak şeritte 5 gün boyunca sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları dün itibariyle hızla düşmeye başladı. Gece de zaten 16-17 derecelere kadar düşmüştü. Gece saatlerinde yağış, sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Şu an itibariyle İstanbul'da yağışın olmadığını söyleyebiliriz. İlerleyen saatlerde tekrar etkili olması bekleniyor yağışların. Sadece İstanbul değil, çevre iller, Sakarya, Adapazarı, Çanakkale, Edirne bölgesinde de yine sağanak yağışların yer yer etkili olması, hatta Bursa, Yalova ve Balıkesir'e kadar da uzanması bekleniyor. Öte yandan Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Ordu ve Samsun yöresi özellikle etkilenecek bölgelerden. İlerlediğimizde ise Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin ve Trabzon'da yine yer yer sağanak yağış, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hatta o bölge için heyelan, sel baskını, su taşkınına karşı da dikkatli olmakta fayda var. Rüzgarın şiddeti Marmara bölgesinde yer yer 65-70 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesine karşı da dikkatli olmakta fayda var. Kameraman arkadaşım Özkan Şafak bir yandan size manzarayı gösterirken dünyanın en güzel manzarasını, öte yandan bulutları gösteriyor. İşte bu bulutlar da yakında gelecek olan yağışın habercisi gibi duruyor. Tabii hissedilen sıcaklıklar daha da hızla düşmeye devam etti ve şu anda İstanbul'da hava sıcaklıkları 16-17 dereceye kadar düşmüş durumda. Evet, tekrar etmekte fayda var. Özellikle Marmara bölgesinde 5 gün yağışlar etkili olacak ve Samsun, Ordu, yani Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de, Rize, Artvin, Trabzon'da da sağanak yağışlar etkili olması bekleniyor. O bölge için sel baskını, su taşkını, hatta heyelana karşı da dikkatli olmakta fayda var diyelim ve sözü Kız Kulesi'nden tekrar merkeze bırakalım. Erkan Tan,